Selam herkese, Erşak Kahraman Ukrayna'dan bildiriyor. Bugün size Kiev'de 3 gün kaldığımızda yediğimiz yemeklerin hepsinden bir kolaç hazırladım. Onu gösteriyorum. Oh, yemek için ilk düştüğümüz yer Lviv Croissant isminde bir yer. Croissant'ları alıyorlar, croissant'ların içerisine. İşte istediğin şey değil de onların menüleri var, onları koyuyorlar. Şimdi birazdan gelecek, onu da göstereceğim. Yanında da işte içecek. Aşağıdan siparişini veriyorsun, böyle numara veriyorlar. Koyuyorsun masaya, ondan sonra getiriyorlar. Croissant'ı zaten severiz. İçi dolmuş, böyle güzel dolmuş croissant'ı da ayrıca severiz. Tavuklu bir şey söyledik. Yanında da bir tane limonata söyledim. Gelsin bakalım. Şöyle hemen göstereyim. Bakınız, croissant'ın içerisine. Burada bende ne var? Tavuk, işte salatalık, marul, domates var. Bundan iki tane söyledim. Bir tane de limonata söyledim. Şunlar 45 grivnaydı. Grivnayı da şöyle anlatayım size. 1 pound 34 grivna gibi. Yani şu bizim yediğimiz 1,5 pound'a falan tekabül ediyor tanesi. Hepsine kaç para verdin Tuncan? 185 mi? 190. Hepsine 190 grivna verdik. Yani 6,5 pound. 6,5 pound falan tuttu. Sizin için tadıyorum şu anda. Mutfakları iyi ya, başarılı yani. Çok çirkin bir görüntüymüş o. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Şu limonatayı merak ediyorum çünkü. Hani sanki limonun suymuş gibi geliyor ama o da olmasın, bizimkine benziyor. 4-5 çeşitti o ama sadesini aldım ben, sen belirtmediğin için. Çok güzel. Valla. Çok güzel ya, inanılmaz. Hayır, gaz değil. Net gaz değil yani. İçerisinde nane yaprağı var. Nane yaprağıyla ferahlatılmış. İşte buzu var, limon parçaları koymuşlar. Çok lezzetli ya. Şeker yok anladığım kadarıyla içerisinde. Şekerli gibi değil yani. Ne diyorsun? Harbi limonata ya, güzel. Çok güzel. Evet, buraya gelin abi. Lviv Croissant'a muhakkak gelin. Mekan burası. Lviv Croissant çok güzeldi. Yani hem ucuz, hem çok güzel, hem de doyduk. Aslanım, doyduk mu ya? Doyduk vallahi, çok güzeldi. Çok güzeldi ya. Bak, limonatasını sade aldın değil mi limonatayı? Evet. Sade limonatası. Gelirseniz buraya geldiğinizde limonatayı da muhakkak deneyin. Süper. Hadi bakalım, şimdi sırada acaba hangi yemekçiyi göreceksiniz? Ukrayna çikolatacısını bulduk burada. Sağ olsun, çekmemize de izin verdi. Natalya bize gösterecek en iyilerini. Tried all of them, but okay. But definitely my favorite is this one. It's like caramel and nuts, and you can have it in milk chocolate and in dark chocolate. Okay. Then you have it like four different kinds of nuts, like pistachio, almond, cashew, and something. It's very very delicious. So also you have truffles. You have some other delicious things. That's right. Şimdiki durağımızda nereye geldik? Bir kahveciye geldik. Burası bir alışveriş merkezinin içerisinde. Buranın ismi neydi bir dakika? Coffee Lot. Buranın kahvesinin çok iyi olduğunu söylediler. Bir seçim yapmam gerekiyordu. Şöyle baktım listeye. Fiyatlarını da söyleyeyim size. İşte espresso 29 grivna. Double espresso 35 grivna. Ya bir şey söyleyeceğim yalnız. Burada nereye gitsek başımıza bu geldi. Şunu görebiliyor musunuz ya? Burada iki tane numara var, tamam mı? Hadi burada yazmışlar bunun mililitresi. Yani 30 mililitre, 60 mililitre, 100-250 mililitre falan yazmışlar bunu. Yanında da fiyatları var. Hani bu üçüncü gittiğimiz yerde bizim aklımız başımıza geldi. Sormaya dedik yani niye böyle yapılıyor diye. Ürünün ağırlığı neyse, yani atıyorum mililitresi, mililitre, gramsa, kaç gram olduğunu belirtmek durumundalarmış. Hani silik olarak yazılan her zaman ağırlığı, gramajı neyse artık o. Kalın harflerle yazılan da parası. Bak, bunlar hep bilgidir ya, bunlar hep bilgidir. Şimdi peki ne içiyorum derseniz, tabii ki buradan Mert Sezer Beyciğime bir selam göndermem şart. Ukrayna'dan da ona selam göndermeyeceğim de kime selam göndereceğim? Tabii ki Flat White içiyorum. Bu arada deminki videoda gördüğünüz üzere çikolatalarımız hazır. Çikolataları da bu videoda kahveyle beraber alacağız. Efendim? Arkadaşlarım beni uyarıyorlar. Bunun ismi Lviv Chocolate'miş. Lviv Chocolate diyeceğiz. Çok övdüler. Çok bekliyorum bundan. Selam herkese. Ukrayna'dan Tunca bildiriyor. Rahatsızlarla beraberim ya. Flat white'ım geldi. Enteresan bir şey. Şu şekilde geldi. Bu şekilde gelmesi enteresan değil. Yanında pipet getirdiler ya. Flat white'ı niye pipetle içiyoruz? Mert Sezer Beyciğim. Bana bir anlatır mısınız? Niçin? Allah, bununla içmeyeceğim ama tabii ki. Enteresan.
Şimdi kahveyle beraber çikolatalar da yiyeceğiz biliyorsunuz. Gel kankacığım beraber deneyelim. Benimki bu. Seninkisi ne? Neli o? Bu sütlü çikolata ve içinde fındık tanecik. Bunda da 4 farklı nut, 4 farklı ne derler ona? İşte fındık, fıstık falan filan varmış. Hadi bakalım. Cheers. Ya çok güzel. Çok güzel. Ama çok fazla şey var içerisinde ya. Yani ben bu kadar çok çok fazla şeyin olduğu şeyi sevmiyorum. Ama güzel. Sade seviyorsun. Ben şey seviyorum hocam. Mesela fıstıklısa bir tane fıstık olsun içerisinde. Yani fıstıklı olsun, anladın mı? Öyle yap bana. Ama güzel. Tadı çok güzeldi. İkinciyi yiyorum. O neli? Kahveli. Önünü göstersene. Önünde kahve taneciği var üstünde. Nerede? Çevir. Aa. Ya bu önü mü ya? Bu altı olması gerekiyor bence. Üstü işte. Pardon. Kahve taneciği var. Bardak şeklinde hatta yani. Gerçekten bir dangozum ya. Haklısın, özür diliyorum. Bu konuda hak veriyorum size. Sağ ol canım benim. Şimdi yiyorum. Bu çok güzel. Bu çok güzel. Vallahi. Ramzi'yi almamız lazım kardeşim biraz. Al. Alır kardeşim. Ben de alayım kanka. Ben de Musa'yı aldım. 100 bin bekar. Live of Chocolate şahaneydi. Harikaydı. Natalya'ya teşekkür ediyorum buradan. Bize rica bunu şey yaptığı için. Eyvallah. Ablam. Kahve de güzel. Yeme içme videomuzda iyi gidiyoruz umarım. Allah çok güzel tatlar tadıyoruz. Güzel yani. Gerçekten süper. Yes, yemek gezmelere devam ediyorum sevgili kardeşler. Salateira diye bir yere geldik buraya. Tunca buranın salatacı olduğunu ama başka şeyler olduğunu söylemişti ama yani gerçekten salatacı değilmiş. Yani tamam salata main işleri gibi gözükse de burada şeyler var. Ne bileyim sandviçler var. Makarnalar var. Makarnasının çok iyi olduğunu söylediler işte, bizi gezdiren arkadaşlar. Fiyatları hemen size söyleyeyim. Böyle basit bir salata 99 grivna. Daha böyle içerisinde et met falan koyduklarınız var. 125-135 grivna. Bu makarna mesela 135 grivna. Şöyle dönüyorum abicim. Mesela ton balıklı salata var burada. Yani yazıları okuyamıyorum maalesef. Anlaşılmıyor. Ton balıklı salata içerisinde midye falan da var. 145 grivna. Sandviçler mesela 82 grivna, 85 grivna, 99 grivna. Şimdi galiba 1'e 4 oranı varmış Türkiye ile. Ya yani şu sandviç mesela işte 99 grivnaymış. Türk parası işte 4-4,5'a bölersiniz. 22-23'ler falan o civarlara geliyor. Pound'a bölersiniz. Çok özür diliyorum. Gülmemem lazım burada ama. 2 pound'a falan geliyor. Yani 2-2,5 pound'a geliyor. Ya böyle bir şey 2-2,5 pound'a böyle güzellikte olan sandviçi yiyemeyiz yani öyle söyleyeyim. Subway'de mesela şey yiyorsun. Yani şöyle yarım olanlardan yiyorsun. 3 pound. Mesela yanına içecek içecek falan filan. Burada şöyle bir güzellik var. Bayıldım. Su bedava. Sebil var orada. Gidip alıyorsun. Artı elma veriyorlar. Yani yemek yemeği alıyorsan orada kasanın yanında elmalar var. Buradaki aldılar elma. 4 tane elma aldılar. Dedim nereden buldun onu? Buradan aldım. Tam parasını ödeyelim dedik. Yok dedi bunlar free. Allah Allah. Yemekler geldi. Kardeşim anlat bize bakayım ne bu? Şunlar makarna. Aha. Yeşilli hem de değişik. Kabak. Evet. Karnabahar. Bunlar haşlanmış şeyli. Sıcak yemek bu. Ve tuna ve beyaz peynir. Vaa wow, oğlum. Bunlar da çok kuzu iyi kola. Ya. Kuzu kola. 125 grivnayı mı aldık biz bunu şimdi? Bu ne kadardı bilmiyorum ya. Ya 125-130 en babası 130 falan. 130 grivna zaten. 125 bu evet. 125 grivnayı aldık. Bakalım, bakalım tadı da güzel olacak mı? Gelsin değil mi millet buraya gelince? Bunlar bir de şehrin her yerinde var bunlar değil mi salateira? Abi yani salateira. Gerçekten çoğu restoran burada sağlıklı yemek veriyor. Çok. Evet abi. Buruk, bu durakta bitti. Başka bir yemek durağına gideriz artık değil mi? Evet. Kahvaltıda görüşürüz. Kahvaltı mı? Sıralamayı bilmiyorum şu anda Buruk. Arka arkaya ne koyacağımı. Bakacağız. Hadi devam.
Hop, yeni bir kahvaltı daha beraberiz. Kahvaltı ama saat 1.30 falan oldu. Biraz geç kalktık değil mi Tuncacığım? Evet. Biraz abi, geç kalktık falan. Kahvaltı tam kalmamış. Kahvaltıya yakın bir şey yakalamaya çalıştık. Yarım saatle kaçırdık kahvaltı. Evet ya. Şöyle bir çivatta ekmeğimiz var. Bir sos yapmışlar. Bu da şey tereyağı dedi. Evet. Tunca kendine şöyle bir şey söyledi. Salata söyledi ellim, sabah sabah. Ellim peynirli. Ne var içerisinde? Portakal mı o? Grillde pişmiş ellim peyniri. Ellim portakal, bir, domates portakal ve yeşillik. Ben de dana etli bir şey söyledim. Daha gelmedi. Şurada tabağımı görün. Ondan sonra. Buranın ismi Fabulous People. İngilizcesi değil. 36 numaralı bir yerde. Yani adresi şey yapmaya çalışırım, koymaya çalışırım. Bak şöyle bir yerde. Şu an şöyle bir yerde oturuyoruz. Bak manzaram bu. Oturduğum masanın manzarası. Hoppa çok hızlı çevirdim. Oturduğum manzara bu yani. Bak hop şöyle bir görün. Benim yemeğin gelmesini bekliyorum. 4 dakikası var dediler. Onu da göstereceğim. Bu arada hava güneşli ama bir serinlik var yani. Hani 20 derece aslında. Ama böyle bir arkadan arkadan esiyor. Şu olmadan insan bir sırtımı bir üşütüyorum. Çivattasını bir deniyorum. Tereyağıydı değil mi o önce? Evet. Tereyağına bakıyorum efendim. Kayın varmış bende salatada. Süper. Avokado falan da var bak. Ya çok sağlıklı bir adamsın sen ya moruk ha. Nasıl yapıyoruz biz bu işi ya? Güzel. Tamam bir şey soracağım. Hangi ülkede yani? İngiltere'de ekmek yiyoruz. Bak burada da ekmek yiyorum. Bizim ekmeğin tadı yok be. Ben bizim ekmeği çok seviyorum abi. Türkiye'deki ekmeği. Şimdi masamıza iki şey daha geldi. Hemen kardeşim ben buna da alayım göstereyim. Şöyle bir humus geldi. Bayağı özel bir humus olduğunu söylüyor Tunca. Çok acayip. İçerisinde karides mi var bunun acı? Karides var içerisinde. Bir de şöyle göstereyim benim yemeğim geldi. Benim yemeğim de şöyle taco'ya benziyor. Meksikan taco'ya benziyor. Dana eti var içerisinde. Koriander hangisiydi? Kişniş. Kişniş var içerisinde. Ve ıspanak falan vardı. Şimdi önce şununla bir başlayayım. Sabah kahvaltısı için ideal. Yani tam şey. Direkt göbeğe gider. Sizi mutlu eder. Şimdi sizin için yiyorum. Oo, baba. Çok efsane bir şey söyleyeyim şimdi. Afiyet olsun. Çok iyi. Ekmek özellikle şey pide çok güzel. Humusun tadına bakayım sizin için. Gene sizin için. Kendim için bir şey yapıyorsam namerdim. Ey yavrum ey. Şöyle alıyoruz değil mi aslan? Humusun çok iyi olduğunu iddia etti Tunca. Burada humus işlerini. Şöyle hop şöyle. Bizim humustan değişik bu. Güzel mi? Yani bilemedim. Çok süper mi değil mi bilemedim şu anda. Şöyle yapayım bir de. Şuna koyayım onu da. Bir de karidesle direkt deniyorum. Bak üzerinde karides olanla deniyorum bir de. Bizdeki humus gibi değil. Yani bizim humusdan biraz farklı. Ama güzel. Mutluyuz. Şimdi bir de limonata söyledik. Neydi? Sitruslu. Sitrus ne oluyordu? Narenciye. Narenciye. Ha. Narenciyeli. Üzerine şöyle getirdiler. Böyle bol buzlu. Hemen bakın kardeşim. Suat, hoppa yavaş. Suat'ine şerefine. Ne yaptın? Döktün pardon, hepsini pardon. Ya. İsmetim taştı. Haydi bakalım. Şekerli. Oasis'e benziyor tadı. Değil mi? Evet. Aynen. Yani süper diyebiliyor muyuz? Çok şekerli geldi bana. Evet. Şekersiz alışveriş. Limonata içmeseniz de olur burada öyle söyleyeyim. Yedik içtik çıkıyoruz. Bakınız mekanda burası. Toplamda 1100 grivna ödedik. İşte 30 pound civarında 32 pound. Biraz yani hani Kiev'de yediğimiz diğer yemeklere göre pahalıydı ama yemekler gerçekten iyiydi. Zaten şey arkadaşlar söylemişlerdi burası. Cix mekan haberiniz olsun diye. Dedik biz zaten İngiltere'den geliyoruz ya. Yemek turu devam etsin o zaman.
yemek videosunun son bölümünde bakınız şuradayız. Milk Bar buranın ismi. Buraya gelmiş olan ya da gelmeyi planlayan varsa buranın ismini duyacaktır. Burası şey gibi yani Kiev'e gelip hacı olmak isteyenlerin gelmesi gereken yer gibi. Burada şimdi bir kahvaltı halledeceğiz. Hem de bu arada bu videonun büyük ihtimalle artık finalini çekmem gerekecek. Çünkü niye? Son günümüzdeyiz. Güzel bir kahvaltı söyledim. Kahvaltı gelene kadar da birazcık şey yapayım. Yemeklerle alakalı, Kiev'deki yemeklerle alakalı küçük bir biraz bilgi vereyim size. Birincisi çok fazla çeşit var. Yani ne yemek isterseniz bulabiliyorsunuz. Yani Türk yemeği de var, efendim burgeri de var, otantik yemeği de var. Şu ana kadar beceremedim, denk getiremedim maalesef ama yani belki gün bitmeden yani uçağa gitmeden denk gelirsek yemek istiyorum bir... Ne çorbasıydı Tunca? Borş. Borş. Borş çorbası varmış. Onu yemeden dönme dediler. Haklılar da insanlar da. Denk getiremedik bir türlü. Bir türlü yiyemedim onu. O borş çorbasını yemek istiyorum. Her türden ve her bütçeye uygun yer bulabiliyorsunuz. Yani hani bazısı pahalı ve gerçekten hani şey yani o parayı ödeyecek insanların gittiği mekanlar. Bazısı ucuz. Bazısı normal ama yani mekan çok kaliteli. Mesela bu Milk Bar öyle. Fiyatları uygun ama mekan şey yani high class tabir edebileceğimiz bir mekan. Öyle yerler bulabiliyorsunuz. Nargileceleri çok enteresan. Yani bu videoya koymadım nargile konusunu da. Bir fotoğraf koyayım bak şimdi şuraya. Nargile istedik denizaltı getirdiler. Bir şey söyleyeceğim. Türkiye'de henüz yapılmıyorsa veya bulunduğunuz mekanlarda nargilecilik yapıyorsanız ve yoksa bunu koyun abi. Yani bu malzemeyle içmesi çok rahat oluyor. Gittiğimiz her yerde yediğimiz her şey çok lezzetliydi. Lezzetsiz hiçbir şey bulmadık yani görmedik öyle bir şey. O yüzden hani Kiev'e gelince aç kalma ihtimaliniz çok 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 zayıf. Haberiniz olsun. Ve kahvaltılar buyurdular masamıza. Tuncacığım bu nedir? Avokadolu. Bu yumurta, avokado. Başka ne vardı? Salata var. Ha işte yeşillikler var. Çok sağlıklı gördüm seni yalnız. Evet. Vay be harika bir şey ya. Şu da benim kahvaltım hemen göstereyim. Has bir kahvaltı oldu. İki yumurta, kızarmış ekmek, hash brown var, mantar var, yeşillik var, domates var. Buraya da ketçap koymuşlar. Ketçap bize gelmez. O zaman biz bunu yiyelim. Muhteşem bir şey, kahvaltı falan demiyorum ama güzeldi. Genelde zaten şöyle bir durum var yani yediğim hiçbir şeyden mutsuz ayrılmadım burada. Hele yani bazı şeyler yedim çekemediğim vardı mesela şey, gece çıktığımız için bir yemek yedik bir yerde. 3B diye bir yer var 3B. Orada böyle bir şiş gibi bir şey yedim. O da çok güzeldi mesela. Şu yediklerimizi aşağı yukarı yanlış yani ben kafada hesap yaptım daha hesap istemedik ama bir 600 grivna falan vereceğiz. O da ne kadar ediyor bizim parayla? 18 pound ediyor bizim için. Abi 8 ile çarptığımız zaman 8 kere 8 64, 144 biraz pahalı mı abi? Bilmiyorum. Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. Tahmin ediyorum şu çektiğim videoda Kiev'deki yemek videolarının son bölümüydü. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kiev'e geldiklerinde ne yemelerini istiyorsun? Tunca hemen söyle. Borş. Borş ve biz yemedik onu yani. Biz yemedik. Demek ki Kiev'e bir kez daha geleceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.